Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali'nin gücü her yerde hissediliyor. Devlet Başkanı Bin Ali 20 yıldır iktidarda. Bunun sebebi ülkede muhalefetin olmaması mı yoksa çok başarılı olduğu için mi? Birçok aday devlet başkanlığı seçimlerine katılabilir. Son seçimlerde farklı adaylar yer aldı. Ancak halk Cumhurbaşkanı Bin Ali'yi seçti. Yıl sayısını bu şekilde saymamak gerek. Burada egemen olan halktır. Seçime giren muhalefet partileri de var. Başkanı seçen ise insanlardır. Ayrıca 20 yıl insanlık tarihinde son derece kısa bir süre. Ancak kısa olmasına rağmen burada birçok başarı elde edildi. 10 milyonluk Tunus nüfusunun %25'i bugün ilkokul, lise ve üniversiteye gidiyor. Öğrencilerin %58'i kızlardan oluşuyor. Bu da bütün reformların ve modern devletin bir kanıtıdır. Bin Ali liderliğinde ülke ileriye gitmeye hazır hale geldi. Kimin iktidara geleceğini seçim sandıklarından başka bir şey belirleyemez. Tunus tarihinde ilk kez çok partili bir meclis kuruldu. Bin Ali ayrıca belediye konseylerini de hayata geçirdi. Her gün yeni siyasi başarılar elde edildi. Ayrıca 1987 ile bugün arasında da çok büyük bir fark var. Örneğin 87'de kişi başına milli gelir 400 dolardı, bugün ise tam 4000 dolar. Tunuslu kadınların diğer Arap ülkelerindeki hemcinslerine göre daha şanslı oldukları bir gerçek. Bağımsızlığın ilan edildiği 1956'da çıkartılan medeni kanunla kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiş. Kadınlar arasında okuma yazma oranı her yıl biraz daha artıyor. 1993'te yürürlüğe giren ve devam etmekte olan bir dizi reform kadın haklarına yeni boyut kazandırmış. Eğitim ve kadın hakları konusunda düzenlenen yeni sistemin başarıya ulaşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii ki bu da bir zaman alacaktır. Sosyal alanda atılan adımlardan bazı insanlar memnun kalmayabiliyor. Ancak bir gerçek var ki Müslümanız ama açık ve hoşgörülüyüz. Zaten İslam da bilme ve bilgiye ters değil. Tunuslu kadınlar iki dönemden geçti. İlk anayasanın yapıldığı Burgiba dönemi ve kadınların yararına birçok düzenlemenin yapıldığı Bin Ali dönemi. Bence Tunuslu kadınlar bugün en iyi zamanlarını yaşıyor. Eğitim imkanları yüksek, ekonomik hayatta yer alabiliyor. Kendi iş projelerini gerçekleştirebiliyor ve bu konuda mali yardım alabiliyor. Tunuslu kadınların aile içindeki konumu oldukça etkili. Çünkü aile bireyleri arasındaki ilişkiyi kadınlar düzenliyor. Aile bütçesine katkı sağlayan kadının ev içindeki görevini diğer aile bireyleri paylaşıyor. Bu da kadının sosyal yaşamdaki rolünü belirliyor. Ülkenin eğitim ve sağlık alanında çalışanlarının yarıya yakınını kadınlar oluşturuyor. Son dönemlerde eğitime verilen önem sayesinde 6 yaşındaki kız çocuklarının %99'u okula gidiyor. Biz kadınlar da aile bütçemize katkı sağlamak amacıyla çalışıyoruz. Şartların el verdiği ölçüde iyi eğitim alıyoruz. Genel olarak Müslüman ülkelerde erkeklerin kadınlardan daha etkili olduğu bilinir. Belki doğrudur ama Tunus'ta durum biraz farklı. Bizim toplumumuzda kadının etkisi aile içinde başlar, sonra da topluma yayılır. Karar mekanizmalarında her zaman yerimizi alırız. Tunus'un en eski sivil toplum örgütünü kadınlar kurmuş. Bağımsızlıktan hemen sonra kurulan Tunuslu Kadınlar Birliği 51 yıldır en güçlü sivil toplum örgütü olarak faaliyetini sürdürüyor. Ülke genelinde 1000 ofisi ve bunlara bağlı yüzlerce birimi var. Örgüt 150 bin üyesiyle kadınların toplum içindeki yerini daha da iyileştirmek için çalışıyor. Birçok merkezinde mesleki eğitimler veriliyor. Hem Kadınlar Birliği'nin başkanı hem de bir milletvekili olan Azize Hatıra gibi bugün Tunus parlamentosunda azımsanmayacak sayıda kadın milletvekili bulunuyor.
Siz de bir milletvekilisiniz. Tunus parlamentosunda yeterli sayıda kadın milletvekili var mı? 141 sandalyeli meclisin yaklaşık %23'ü kadınlardan oluşuyor. İktidar partisinin ise %25'i kadın. Bu oran Güney Akdeniz ülkelerinin üzerinde. Tabii ki isteğimiz bu oranın %50'ye çıkması. Ancak asıl önemli olan meclise giren kadınların sayısı değil, niteliği, eğitimi ve becerileri. Eminim ki 2009 ve 2014 seçimlerinde bu oran yükselecek. Kadınlar sivil toplum örgütlerinde ve diğer kurumlarda yer almaya devam ettikçe meclise giren kadın sayısı da artacaktır. Tunus'ta birçok alanda kadınlara önemli derecede hakların tanınmış olması bu ülkede kadınların sorun yaşamadıkları anlamına gelmiyor. Gelişmiş ve modern toplumlarda bile kadınların ciddi sıkıntılar çektiği gerçeği varken Tunuslu kadınları bunun dışında tutmak doğru bir yaklaşım sayılmaz herhalde. Tunus'ta kadınların ne tür sorunları var? Tunus'ta kadınların sorunları toplumun değişimine bağlı. Bağımsızlıktan hemen sonra en önemli sorun kadınlar arasında okuma yazma oranının yükseltilmesiydi. Bu nedenle okula gitmek ve eğitim almak önemliydi. Sonra iş gücü piyasasına girmek önemli bir sorun haline geldi. Göç eden ailelerde kadının rolü daha da önem kazanıyor. Bu anlamda kadın, aileyi bir arada tutan tutkal gibidir. Kadınlar arasında işsizlik oranı yüksek. Ancak kadınlar iş bulma ofislerine kayıt yaptırmadığı için bu oran düşükmüş gibi yansıyor. Ama gerçek o ki hala hedeflediğimiz ölçüde değil. Tunus gelişmekte olan bir ülke. Ama kadınların sorunları da var. Kadınların karşılaştıkları sorunların niteliği de zamana göre değişiyor. Ancak bu sorunları azaltacak önlemler de alınıyor. Tunuslu kadınların da erkeklerle eşit haklara sahip olması için hem kadın örgütlerinin hem de yönetimin çaba harcadığına inanıyoruz. Ülkemizdeki barış ve istikrar herkesin yararınadır ve bu anlayış toplumu kalkındırır. Biz buna inanıyoruz. Tunus, Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması imzalamış ilk Arap ülkesi ama birliğin üyesi olma gibi bir istek taşımıyor. Bu konuda Afrika'nın kuzeyinde bulunan Müslüman Arap devletlerinden farklı düşünüyor. Çünkü Avrupa Birliği üyesi olma isteğinin içeride bazı taşları yerinden oynatacağından endişe duyuluyor. Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması imzaladınız. Peki üyeliğine nasıl bakıyorsunuz? Böyle bir çalışma var mı? Tunus, Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması imzalayan bölgedeki ilk Arap ülkesi. İstihdam, istikrar ve barışın sağlanması gibi çeşitli alanlarda görüşmeler devam ediyor. Avrupa Birliği'ne üye olmamız konusuna gelince, biz Avrupalı değiliz. Müslüman ve Arap bir ülkenin Avrupa Birliği üyesi olması çeşitli zorluklar ortaya çıkaracaktır. Ancak bu noktada Bin Ali ve Sarkozy'nin Akdeniz Birliği'nin kurulması için fikir birliktelikleri var. Böyle bir oluşumun son derece olumlu olacağına inanıyoruz. Akdeniz Birliği siyasi değil, kültürel bir topluluk olacak. Bu topluluk birçok medeniyetten, birçok dilden, birçok halktan ve gelenekten oluşacak ve birçok ekonomik imkan sunacak. Bu ülkeler arasında karşılıklı etkileşim olacak. Bu da şiddetin yoğun olarak yaşandığı günümüzde, savaşların iletişim ve bir arada yaşamı için bir engel oluşturmadığını ispat edecek. Böylece bu ülkeler, dünyadaki en önemli sorunlardan biri olan Orta Doğu krizine de çözüm bulabilecek seviyeye gelecek. Yaklaşık 10 milyon nüfuslu Tunus, turizm açısından da birçok doğal ve tarihi zenginliklere sahip. Roma İmparatorluğu döneminden kalma harabelerden, birbirinden güzel eserlerin büyük bir titizlikle üretildiği mozaik atölyelerine ve Sahra Çölü'nün şaşırtıcı yapısı insanda hayranlık uyandırıyor. Çölde yaşayan yerlilerin tek geçim kaynağı, gruplar halinde gelen turistler.